Merhabalar, yemek yemeye hoş geldiniz. Bugün birlikte fırın kullanmadan, hazır yufka kullanmadan el açması çok lezzetli peynirli patatesli bir börek yapacağız. Lezzetli olduğu kadar da çok kolay ve çok az bir malzemeye ihtiyacımız olan bir börek. Hazırsanız başlayalım. Hamurumuz için gerekli olan malzemeler 90 gram yani tepeleme dolu 4 yemek kaşığı un, 55 mililitre yani yarım kahve fincanı kadar süt, 10 gram yani bir yemek kaşığı kadar erimiş tuzsuz tereyağı. Çok az da tuz kullanacağız. Hamurumuz için gereken bütün malzemelerimiz bu kadar. Bir spatula yardımıyla malzemelerimizi karıştırıyoruz. Malzemeler tam ölçüsünde olduğu için neredeyse yoğurmadan hamur hazır hale geliyor. Ama biz yine de 5 dakika kadar elimizde yoğuracağız ki açarken bir sorun yaşamayalım. Pürüzsüz, yumuşak bir hamur olsun. Ve hamurumuz hazır. Hamurumuz hazır olduktan sonra bir streç filme sararak 1 saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Biz bu arada iç malzemelerini hazırlıyoruz. Bunun için 2 adet haşlanmış patates, 2 yemek kaşığı mayonez ve rendelenmiş kaşara ihtiyacımız var. Patatesleri bir ezici yardımıyla iyice ezdikten sonra 2 yemek kaşığı mayonez ile beraber iyice karıştırıyoruz. Hamurumuz dinlendi. Artık açabiliriz. Oklavayla ya da merdaneyle hangisiyle kolay açabiliyorsanız bir servis tabağı büyüklüğünde ortalama 21 santim çapında hamurumuzu açıyoruz. Hamurumuz hazır olduktan sonra kaşar peynirinin yarısını hamurun üzerine yerleştiriyoruz. Daha sonra da hazırlamış olduğumuz patatesli içi kaşarların üzerine güzelce yayıyoruz. Daha sonra kalan kaşarlarımızı da patateslerin üzerine ekliyoruz. Böylece böreğimizin içi tamamlanmış oluyor. Daha sonra hamurumuzu kenarlardan üst üste gelecek şekilde topluyoruz. Hamurumuzu kenarlardan topladıktan sonra açılmaması için birleşim yerlerini iyice sıkıca bastırıyoruz. Ve artık hamurumuz hazır. Ve tekrar nazikçe çok bastırmadan merdane yardımıyla hamurumuzu yeniden açıyoruz. Tavamızı tereyağıyla iyice yağlıyoruz ve böreğimizi tavanın içerisine yerleştiriyoruz. Kısık ateşte altı iyice kızarana kadar dikkatli bir şekilde böreğimizi pişiriyoruz. Böreğimizin altı piştikten sonra tekrar böreğimizin üzerini tereyağıyla yağlıyoruz. Ve böreğimizi dikkatli bir şekilde ters çeviriyoruz. Üstü nar gibi kızardı böreğimizin. Aynı şekilde altını da kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Ve böreğimiz hazır. Gerçekten çok lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.